Arkadaşlar, herkese tekrardan hayırlı geceler. Bugün birçok adayın birçok heyecanla beklenen alım hakkında duyuru yapacağız. Heyecanla bekleyen birçok kişinin uzman erbaş alımının tekrardan ne zaman alım yapılacağını merakla herkes bekliyor. Alım olacak mı, olmayacak mı? 2021 yılında çünkü iki alım gerçekleştirildiği için acaba 2022 yılında olacak mı, olmayacak mı? 2021 yılında iki alım gerçekleştirildi. 2022'de olacak mı, olmayacak mı? Şimdi arkadaşlar, bugün sizlere detaylı bir şekilde bilgi vereceğiz. Arkanıza yaslanın, beni dinlemeye devam edin. Videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Öncelikle jandarma uzman erbaş alımı bu yıl, yani 2022 yılında gerçekleşecektir. Jandarma Genel Komutanlığı her yıl 5000 uzman erbaş alımı yapıyordu. Ancak jandarma uzman erbaş alımı 7500 alım olarak belirlendi. 7500 kontenjanı gruplar halinde bölecek. Örnek, ortaokul mezunu olan ortaokul mezunları bir fırsat arkadaşlar. Ortaokul mezunlarına bir fırsat. Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaç duyduğu zanaatkar meslek gruplarında olanlardan sadece çalışma belgesi istiyor. Tabii ki istediği meslek dalından MEP onaylı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, bu şartlara uyanlar lise mezunu ve KPSS şartı istemiyor. Bu gruplar lojistik grubu olarak adı geçiyor arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar, diğer gruplar lise, ön lisans, lisans mezunları KPSS'ye girmeleri gerekiyor arkadaşlar. Ama ki ortaokul mezunu olan bir kardeşimiz zanaatkar meslek grubunda varsa ve elinde çalışma belgesi varsa, MEP onaylı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı arkadaşlar, bu başvurusundan gerçekleştirilecek ve başvuru yapabilecek. Şimdi arkadaşlar, hepinizin elinde, beni dinleyen bir kardeşim ortaokul mezunuysa aslında söylediğim bir nimettir. Yani bir avantaj, bir fırsat veya bir dezavantaj olarak görebilirsiniz. Şu anda elinizde bir zanaatkar meslek varsa, atıyorum oto bakım, oto yıkama veya araba tamircisi, sıvacı, sıhhi tesisatçısı, kabortacı. Yani arkadaşlar, girin 2021 yılında yapılan uzman erbaş alımındaki kılavuza bakın. Jandarmanın istediği zanaatkar gruplarında bir mesleğiniz varsa, elinizden geldiğince arkadaşlar, ortaokul mezunuysanız tabii, gidin bu mesleğinizi çalışma belgesi olarak adlandırın. Bir MEP onaylı bir belgeniz olsun. Yarın uzman erbaş alımı olursa bu başvurudan yararlanabileceksiniz. Avantajınız olacak. Adam 4 yıl üniversite okumuş, lisans mezunu, KPSS'si olmasa başvuru yapamıyor. İsterse şey yapsın, master yapsın. Lise okumuş, KPSS olmadan başvuru yapamıyor. Ama senin avantajın ne kardeşim? Ortaokul mezunuysun ve araba tamircisin. Elinde meslek grubuna dahil çalışma belgen varsa başvurunu yapabileceksin. Bu bir avantaj değil mi kardeşim? Mantıken düşün. Adam 4 yıl üniversite okuyor, 4 yıl lise okuyor, 4 yıl üniversite okuyor, yüksek lisans yapıyor, KPSS'ye girmiyor, giremediği için de başvuru yapamıyor. Ama sen ortaokul mezunuysun ve çalışma belgen olduğu için başvuru yapabiliyorsun. Bu bir avantajdır arkadaşlar. Samimiyetimle söylüyorum sizlere. Yani bunu bir kez şey yapın, mantıken düşünün. Şimdi arkadaşlar, lojistik grubu oluyor dediğimiz gruplar. Diğer gruplarda lise, ön lisans, lise, lisans mezunları en önemlisi KPSS şartı istiyor. Bu gruplar asayiş, komando, muhabere, at bakıcısı, sıhhiye, konservatuvar gibi bölümlerden gibi oluşuyor arkadaşlar. Yani jandarma uzman erbaş alımı 2022 yılında, yani bu yılın içinde olacaktır. 2022 KPSS sınavlarından sonra başlayacaktır. Lise, ön lisans ve lisans KPSS puanıyla yapılacaktır. 7500 kontenjan olarak sizlerle bu fırsatlar tekrardan değerlendirilecektir arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu şartlara uyan kardeşlerim başvurusunu yapacak. Onun için elinizden geldiğince arkadaşlar, bu gibi fırsatlardan yararlanmak için elinizi taşın altına atmanız lazım. Umarım herkese yararlı bir içerik çekmişimdir. Herkese hayırlı geceler.